أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم Elhamdülillahillezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alel hayri velev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühe. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâletin finnâr. Ve bi senedil muttasil yan nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal ayetul münafiki selâs izâ hattese kezebe ve izâ va'ade ahlefe ve izâ tümine khân sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zâm aleyhimü salavat ve teslimatın ehl-i beyt, el, ashab, etbalar, rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmainin bir cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat rahmetullahi aleyhi mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayihlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen cemaat kardeşlerimizin bu cami-i şerifi yaptıranların bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ayetun beynene ve beynel münafıkine. Evet. Ben olanları aktarmakla yükümlüyüm. Din adamının görevi burada. Ve ma aleyna illel bela. Bazıları çok ağır gelebilir. Mesela o faiz ayetlerinden, hadislerinden bahsettik. Bu delikanlılar çekmişler. Ben o ayetlerde bahsederken ben de seyrettim. Milletin yüzü böyle bayağı korktular, belli oluyor. Büzülü büzülü verdiler. Ama ben duyuracağım, benim görevim duyurmak. Duyuruyorum, neden? Ben sizi seviyorum, Müslümanım. Siz de Müslümansınız. Böyle şeyler var, duyun. Gereğini yapıp yapmamak, hürsünüz. Demokrasi var, kimseye biz bir şey demiyoruz. Onun için bana, ya hoca çok sıkıştırıyorsun demeyin. Çünkü çok genişletiyor herkes. Ben de size böyle şeyler de var diye duyuruyorum yani. Genel karar sizin. O kadar umutsuzluğa da kapılmayın. Şimdi bu girişi yapıyorum. Biraz sıkı hadis gelecek de. Onun için efendim peygamberimiz buyuruyor ki Allah sizden razı olsun. Bütün ümmeti Muhammed'den Allah razı olsun. Hepsini Allah cennete soksun inşallah. Sokacak daha laf aramızda. İmanla göçen mutlaka cennete girecek. Evet, mutlaka. Allah imandan İslam'dan ayırmasın. Allah. Efendimiz buyuruyor ki ayetun beynene ve beynel münafıkine. Münafıklarla bizim aramızda alameti farika, ayran şey, ayraç nedir? Evet. Şuhudul işe ve subh. Hadis bu efendi. Bana hiç, ben elçiyim, elçiye zeval yok. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yapayım ben? Münafıklarla bizi ayıran şey yatsı ve sabah namazıdır. Münafıklar yatsı ve sabah namazını camide cemaatle kılmaya gelmezler. Gelemezler diyor. Aynen okuyorum. La yestati'ûnehumâ. Evet. La yestati'ûnehumâ. Yatsı ve sabah namazlarını camide cemaatle kılmaya münafıklar gelemez diyor. Ölüme gider gibi zor gelir onlara. Sen gidiyor musun sabah namazına camiye? Yastı namazına camiye gidiyor musun? Giymiyorsan, zor geliyorsa ben de duyuyorum ki münafıklar diyor peygamberimiz yastı ve sabah namazına camiye cemaatle kılmaya gidemezler. Zor gelir onlara diyor. Ayağını denger arkadaş. Sana desen ki münafık hemen mahkeme verirsin. Hakaret etti bu bana diye.
Ama peygamber diyor ki münafıklar yatsı ve sabah namazını camide cemaatle kılmaya gelemezler. Zor gelir onlara. Eğer yatsı ve sabah namazını cemaatle camide kılmak zor geliyorsa, böyle söylüyor. Ben size münafık, böyle gelmeyene münafıksınız demiyorum ha. Yanlış anlamayın. Cevat Hoca böyle söylüyor. Demeyin sakın ha. Peygamber öyle diyor. Arkadaş, ayağımızı dengelalım. Bu işler ince işler. Evet, görüyorsunuz. Allah bizi ıslah etsin. Peygamber haber veriyor. Ne yapayım ben şimdi? Ne diyor bak, Buhari, Müslim. Eskalü salati alel münafıkine salatul işe ve sabah. Münafıklara en zor gelen namaz sabah namazıyla yatsı namazıdır. Akşam ya şurada kılıverelim. Bak, kılmayan daha yok. Evde kılsa bile bu. Camiye git. Camiye gitmeye en zor gelir diyor. Sabah namazı ama bu soğukta, yağmurda, uykuda dağlı. Sen gitmiyorsun. Oğlan da 18 yaşında. Gidiyorsun. Mışıl mışıl uyuyor. Ya hanım oğlanı kaldı. Aman be herif. Daha gencecik be. Daha büyüyünce kılar. Sen de bakıyorsun mışıl mışıl uyuyor. Kıyamıyorsun. Namaza gidiyorsun. Kendin gidince kurtulamazsın. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Zenginlik, evlat imtihan sebebidir. Oğlunu namaza kaldırmıyorsun, imtihanı kaybediyorsun beyefendi. Benden duyurması. Kakalım diyeceksin. Kakal falan diyeceksin. Namaza kaldıracaksın. Namaza kaldıracaksın. Bana ayet getir diyor şimdi adam. Ben hadislere inanmıyorum. Ayet getir. Ayet sana al. İtirazlı adam. Ve'mur ehleke bis salati vastabir aleyha. La nes'eluke rızkan nahnu narzukuk. Bak ayete bak. Karına, oğluna, kızına namaz kılmayı emret. Allah'ın emri bu. Ve de ısrar et. Dedim kopmadı. Devam et diyorsun. Devam et, ısrar et diyorsun. Evli olsa da babanın hakkı vardır. Evli baktı oğluna, kızına namaza git demeye. Her yolu deneyeceksin, namaz kılmalarını sağlamaya çalışacaksın. Allah'ın emri bu, ne yapayım ya? Ben de sana duyuruyorum. Efendim ben işte şeye gideceğim de işte falan, rızkı ben vereceğim diyor Allah. O palavralar dinlemem diyor. Çoluğun çocuğuna namaz kılmayı emredeceksin. Ya hocam bu kadar sıkıştır. Ben sıkıştırmıyorum. Allah'ın ayeti bu. Duyuruyorum. Bunlar var mı yok mu? Bakın tefsirlere. Evet efendi. Hem sabah namazını camiye cemaatle kılmaya geleceksin. Hem yatsıya hiç olmazsa gündüz memursun, işçisin, tamam kabul ettim. Pazarcısın. Yatsıda eve geliyorsun. Sabah namazında evdesin. O cemaatle kıl. Nereye gidersen git. Yolun açık olsun. Rızkın bol olur. Evet öyle diyor peygamber. Allahum barik li ümmeti fi bukuriha. Sabah namazına erkenden kalkmış, camiye kalmış, namazı kılmış. Böyle iş arayanların işini bereketli kıl. Tüccarların rızkını bol eyle. İlim taleplesine ilmi bol ver. Zikir ehline feyzi bol ver. Duası var böyle. Maalesef biz kuşluğa kadar uyuyoruz. Sabah namazını camiye git de kaçırma diyor. Büyük devlet kaçırıyorsun. Hem de ona diyor münafıklar gidemez. Sen onlardan olma. Sen onlardan olma. Öbür tarafta tabii bu peygambere inanmayan münafıklar, biz de peygamberin ümmetiyiz filan diye peygamberimizin Havz-ı Kevser'ine koşacaklar. Tam yaklaştıkları zaman kuvvetli bir pençe. Kur'an'da var bu. Allah'ın her dediğini yapar kuvvetli melek, görevli melekler. Hiç de itiraz dinlemezler, rica minnet kabul etmezler. Yakaladıkları gibi geriye çekerler herifi. Yanmış, kavrulmuş. Peygamberimiz görür onu, çok müşfik insan. O benim ümmetim, namaza geliyordu o, abdest alıyordu, yüzünden falan görüyorum ben. Abdest eserleri parlar çünkü. Ya Resulallah, bu neler yaptı biliyor musun? Hayatı boyunca camiye sabah namazına gitmedi bu kerata. Yatsıya hiç uğramadı. Senin ümmetinden diye burada hava atıyor. Öyle mi? Koverin gitsin. Suhkan, buğdan. Koverin gitsin. Bu duruma düşmeyelim. Allah bizi düşürmesin. Amin. Çok zor değil be yahu.
Çok zor değil be ya. Erken yatacaksın, samanımızı kalkacaksın, şakır şakır abdest alacaksın, çingir çingir ezanlar okunuyor. Gideceksin, evden çıktın eve dönene kadar adım başına 10 sevap yazılıyor, 10 günahın siliniyor. Camiye gidip gelirken ecel gelir ölürsen vallahi Allah yolunda ölüyorsun, şehit oluyorsun. Evet, camiye giden adam imanla göçüyor. Camiye giden müminler kainatı ayakta tutuyor. Allah camiye gelip de saf bağlayan müminlere bakıyor. Allah'a itiraz eden o ateistler, azgınlar var ya, dünyayı batıracakken bakıyor böyle el pençe divan durmuşlar. Sabahın o seherinden namaz kılıyorlar. Camileri saf bağlamışlar. Melekler diyor ki, gazaplanmıştım ama diyor, şu müminlerin hatırında erteledim gazabımı diyor. Dünyayı ayakta tutan diye ona söylüyorum. Güzel bir şey değil mi bu? Onun için tembellik edip de sabah namazına gitmemezlik etme. Gidersen üstelik namazın %100 geçerli. İmama uydum dedin mi hesabını imam verecek. Nasıl iyi mi okudun kötü mü okudun hesabı da yok. Akıllı adam gider bunları düşünür. Onun için peygamberimizin bu şeyini göz önüne alalım lütfen. Hiç olmazsa sabah ve yatsı ve sabah namazlarını camide cemaatle kılalım. Sabaha kadar hiç uyumamış gibi ecir alalım. Öyle hadis var. Ayrıca Allah bizi cami kuşu eylesin inşallah. Cami, kalbi camiye bağlı olmak, mahşerde herkes sıkıntı içindeyken bir kısım insanlar arş-ı âlâ'nın gölgesinde kef çatacaklar. Kim bunlar? Şu yedi kişi. Seb'atun yuzullihimullahu yevme la zilla illa zilluh hadisi var. Birisi de cami mescitlere bağlı. Ezan okundu mu? Vakit geldi mi diye camiye koşan adam. Beleş ya bunlar. Zor mu? Gideceksin hep menfaatine. Gideceksin oğlunu da götüreceksin. Hanımını da kaldıracaksın. Ve mur ehlekeyi dedik ya. Sen de kalk hanım namaz kıl diyeceksin. Bu senin görevin. Bunu yapmazsan hesap vereceksin. Eynel mefar. Bu yapmazsan bunları hanımına namaz kıl demezsen oğluna kızına. Davalcı olacaklar. Babam kalk deseydi kalkardım. Suçu sana attık. O zaman kaçacak yeri yok mu? Eynel mefar. Kıyamet suresinde. O durumlara düşmemek için kalk oğlum namaza. Avrat kalk bakayım namaz kıl sen de. Ben camiye gidiyorum deyip oh nurlarına boyanacaksın. Kalbin genişleyecek. Güller açacak. Dualar edeceksin. Dükkana mı gideceksin? Tarlaya mı gideceksin? Kitap başına mı gideceksin? Akşama kadar memurluğuna mı gideceksin? Nereye gidersen git. Ama bunu prensip edin. Bundan güzel din var mı? Biz de elhamdülillah bu dine mensubuz. Ama bu iyiliklerden yararlanamıyoruz. Yararlanamıyoruz. Allah bizi ıslah etsin. Bu hadis-i şerifi, Beyhaki Şuab-ül İmanında, Hakim Müstetekinde sahih hadis olarak, isnaduhu sahih, sahih hadis olarak nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Bir hadis daha okuyorum. Son hadis. Ayetün مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ Münafıklarla bizim aramızda bir alamet de, bir ayraç da şudur. اَنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمْ Bukhari hadisi bu da. Evet. Münafıklarla Müslümanların ayrıldığı kriterlerden birisi de zemzem içmektir. Müslümanlar zemzemi bir dikerler, bir kovasını içerler. Ayakta içeceksin, Kabe'ye döneceksin, kovasını dikeceksin, buralardan daşıra daşıra içeceksin, dedin mi ağzına gelecek kadar dolduracaksın mideni. Doyamayacaksın, ah sen güzel müminsin. Bir bardak içiyorum, içemeyeceğim. Ağzıma geliyor. Münafıklar içemez diyor. Hadis bu, ne yapayım ben, ne yapayım? Buhari hadisi. Münafıklar şey içemez diyor. Evet.
Zemzem'in güzelini, tam hakikisini nerede bulacağız şimdi? Şimdi onu da kaybettiler. Evet. Kuyuyu kapattılar 69-70'lerde. Açıktı kuyu. Bir riyal veriyordun memura. Kendin çekiyordun. Tam bir kovasını içiyordun. Ilık, tuzlu gibi. Doyulmuyor yahu. Ama şimdi soğutuyorlar, iyonize ediyorlar. İçindeki o hastaları, mikropları öldüreceğiz diye UNESCO müdahale etmiş. Eski tadı yok mübareğin. Bir kere soğuk olunca içilmiyor ki zaten. Biz mi kaybediyoruz, münafıklığa uğradık yoksa ne oldu bilmiyoruz. Ama eskiden hakikaten kuyusundan çıktığı zaman tuzlu gibi gözyaşına benzetiyorlar alimler onu. Tuzlu mu desem, nasıl desem, ılık. İçiyorsun, 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 doymuyorsun. Kova bir kova insan içer mi? İçiyor. Zaten çoğu içemedin mi dikkat. Münafıklar içemez diyor. Allah Allah. Git oraya iç. Daha ne diyelim? Git oraya iç. Ama çok iç. İstemem istemem deme. İstemem istemem deme. İç. Ve içerken de Allahümme inna nes'elke ilmen nafian, faydalı ilim olsun de. Her rızkan vasian, geniş helal bol rızık olsun. Ondan sonra ve şifaen min kulli da'in ve sakam, her türlü hastalıktan şifa olsun diye dik böyle lakır lakır iş böyle taşsın üstüne. Kitapları yazanlara bakıyorum ben. Kitap yazmış adam not düşmüş. Hacca gittim. Fıkıh ilmi olsun dedim. Bu kitabı yazdım diyor. Peygamber de diyor ki ma zemzem lima şuribele. Zemzem suyu hangi niyetle ders içersen o olur. Bana para olsun desen para olur. İlim olsun desen ilim olur. Sağlık olsun desen sağlık olur. Ekmek olsun desen ekmek olur. Evet efendim, Ebu Zer-i Gıfari peygamberimizin ilk anlarında, Müslüman ilk anlarında duymuş, gelmiş, hiç tanımıyor peygamberi. Kabe'ye gelmiş, müşrikler azgın. Peygamber bir kişi, iki kişi o zaman. Gizlilik var. Gelmiş demiş ki güzel peygamber olan adamın suratından belli olur. Güzel adam belli olur ya. Gangster de belli olur. Güzel adam da belli olur. Akıllı adam Ebu Zer kimseye söylemeden gelmiş. Bir ay 30 gün beklemiş Kabe'nin etrafında. Peygamberimizi bekliyor. 30 gün sonra karşıdan peygamberimiz nur gibi gelmiş böyle. Böyle vakur, sekinetle yürüyor. Böyle dağların yerinden oynaması gibi. Yüzü öyle güzel. Allah bizi göstersin inşallah. Tah demiş. Bu işte. Muhammed bu. Böyle güzel adam ancak olur. Varmış. Demiş Muhammed mi? Demiş peygamberimiz. Çünkü hepsi müşrik orada insanlar. Kenara çekilmişler. Evet ben Muhammed Resulullah'ım. Ben demiş Gıfar kabilesindenim. Geldim. Adım Ebu Zer. Duydum sana geldim. Sana inandım. Demiş. Ne zaman geldin evladım? 30 gün evvel geldim. Burada akraban yanında mı kaldın? Hayır. Ne yedin içtin? Ya Resulallah 30 gündür zemzem yiyorum, zemzem içiyorum. Denemesi bedava, git sen de iç. Acıktığın zaman iç. Susadığın zaman iç. Eğer seni doyurmazsa gel benden davacı ol. Allah Allah, bu kadar basit. Git iç, dene. Evet. Şimdi sen demiş kimseye söyleme, git memleketine bahsetme çünkü parçalarlar. Biz aşikare İslam yaymaya başlayınca gelirsin demiş, beraber oluruz. Onun için diyor ki Ebu Zer yalnız geldi, yalnız yaşayacak, yalnız ölecek. O onun gözünde peygamber gözlüğü var, görüyor ilerileri, Allah gösteriyor. Hakikaten Ebu Zer evlenememiş. Yalnız yaşamış. Öldüğü zaman hizmetçisi var yanında, çölde ölmüş. Yalnız ölecek dedi ya, çölde yalnız. Vefat etmiş. Çölesinin hizmetçisine demiş ki oğlum demiş. Benim cesedimi demiş ölünce de ben öleceğim. Yolun üstüne go. Ashaba bak. O yoldan demiş bir süre sonra Abdullah bin Mesud gelecek demiş. Sahabenin büyük fakihlerinden. Benim cenazemi o kaldırsın, namazımı o kıldırsın demiş. Ölmüş.
Sonra dedin yapmış köle, şey koymuş yolun üstüne. Kervan geliyor şimdi yavaş yavaş. Hiç baktıkları yok. Çölde adam bulur. Bakmış ki çiğneyecekler. Durun demiş ya, durun. Niye, ne var, hayrı var? Ya demiş, burada Resulullah'ın arkadaşı var, Ebu Zer-i Gıfari. Bu sözü Abdullah Mesud duymuş. Resulullah'a da demiş ki, Resulullah da demiş ki, Abdullah demiş, Ebu Zer'i sen demiş şey edeceksin, defnedeceksin. Başlamış ağlamaya Ebu Abdullah Mesud. Resulullah böyle söylemişti. Demek o an geldi diye onu kaldırmış, hazırlamış ve defnetmişler. Ebu Zer, zemzem yedim, zemzem içtim. Peygamber öyle söylüyor. Zeme'u zemzem lima şuribele. Ne maksatla içerseniz öyle olur. Git oraya inşallah. Kana kana iç. Zemzem'in iyiliklerine er. Yalnız çok iç. Şimdi buraya zemzem getiriyorlar. Buyurun diyor. Teşekkür ederim. Teşekkür. Deme! Zemzeme teşekkür ederim diyor. Hayır diyen adam diyor. Bak ne diyor. Münafıklar zemzem içemez diyor. Böyle gık deyince kadar içemezler. Aman! Yastık verirlerse hayır demeyeceksin. Buyur efendim, otur dediler mi? Teşekkür ederim falan demeyeceksin. Otur. Allah'ın ikramıdır o diyor. Geç otur. Süt verdiler. Teşekkür ederim demeyeceksin. İçeceksin süt. Ne güzel şifalı bir şey. Ondan sonra zemzem ikram ettiler mi? Hayır demen diyor Peygamberimiz. İçin diyor. İçin. Mümin olduğumuzun alametidir. Zemzemi sevmek, içmek. Allah imanımızı kamil, ahlakımızı güzel eylesin. Akıbetimizi de hayır eylesin inşallah.